Lütfen küfürsüz ya. Yorum yaparken yorum yaparsanız küfür etmeyin sakın. Hadi bakalım. Konuklu Sokak Lezzetleri videomuza hoş geldiniz. Çağrı her gün bizlerle beraber. Herkese merhabalar bu arada. Nereye gidiyoruz? Edirne'ye gidiyoruz. Çağrı'nın beni götürmeyi istediği bir ciğerci vardı. Ataşehir'de gittik. Çok güzeldi. Uğur abiye selam olsun. Gittik yedik. Kesmedi. Çok güzeldi ama çok güzeldi. Çok güzeldi evet. Ben yemedim. Orada şunu dedik. Ulan acaba Edirne'de nasıl? Derken yola çıktık. Ama birçok şey yiyeceğiz. Çağrı'yı uzun süredir diyette tekrar eski kilolarını aldıracağımız bir içeriye doğru gidiyoruz. Gerçekten ilk defa YouTuber arkadaşımın böyle bir videosunda oluyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Sen bir vlog adamısın ben sana söyleyeyim. Bu artık insanları böyle ayırmaya başladı. Bak, fark ettim. Sen talk show insanısın deyip. Bence eğleneceğiz. Yani bizim için güzel olur. Evet evet. Taşlarım ya. Ne var? Allah'ım. Yarın, bu ne biliyor musun? Bak bu tepkiyi bak, iddia gör. Yarın Hasan'ın sınav kitapçı önüne geldiğindeki tepkisi. Bu. Beni ilgilendirmiyor. Ceyda'nın sesi gelmediyse biz konuştuk aramızda. Öyle mi senin? Keşke çalışsaydım ya. Yine de garantilemek isterseniz. Sadece yok. Açılışını tekrar alayım. Hello herkese. Tamam peki al. Hello herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Allah bilir iki tane oldu şu an, biliyorsun değil mi açılışı? Zarar gelmez. İlk yemeğimiz abi övü ve bitirilemeyen. Şu Edirne ile ne alakası var olabilir ama sonuçta sadece Edirne lezzetlerini denemek. Bu da ayrı bir makara eklemesinde bulunuyor yani videoya. Dikkat çekici yerlere. Heyecanlandık. Konuşamadık. Bu nasıl bir heyecan? Ağzı yüzü attı adamı. Gerçekten oğlum, açız. Kahvaltı yapmadık. Tamam. Ben sabah senin gelmeyeceğini düşünmüştüm. Çünkü gece yayında olunca şimdi sabah çocuğun yayını 5'te bitiyor. 6'da kalkıyoruz. Nasıl gelecek ama? Vallahi helal olsun bro. Bir like'ınızı alırım bunun için. Ya gideriz deyip de ben gelmezsem çok büyük ayıp olmaz mı YouTube? Şimdi bak. Sırf senin için bak büyük araba kiraladım ya. Sığmazsın abi diye. Sığmıyor. Arkada şu kadar yerde oturuyorum yemin ederim. Yine ama sığmadı zaten ben de bu kadarım. Yok sığdım ya. İki tane de güzel müze gezeceğiz. Aa. Çok komik. Kültür de var bizim kanalda. Kültürleniyoruz. Tabii. Bu şey için mi koydum bu müzeleri? Ya Çağrı'yı da aldık. Biz üçümüz büyük goy goya düşeriz. Evet aynen. Biz yani hani müze de geziyoruz arkadaşlar. Hani bu böyle bir şey olabilir mi? Yok yok. Ya bu adamın gerçekten YouTube zekasına inanılmaz hayranım ya. İstiyorsan ben kitap okuyarak gideyim böyle bir noktaya kadar. Oğlum müzelerden bir tanesi Osmanlı Ameliyat Müzesi ve böyle bayağı adamlar fıtık ameliyatı falan yapıyorlar böyle görüyorsun. Allah Allah. Bir tanesi de bayağı askeri müze, sığınaklara giriyor. Şu Japon yazısını sağ üstü alsana. Tamam. Japon yazısı sağ üstü al. Saçlar için tekrar üzülmelisin, kötü olmuş. Sağ ol ya, ne kadar da moral veren bir izleyici kitlem var benim de. Sağ ol gerçekten. Moral oldun, motivasyon verdin. Eyvallah. Alsan oğlum sağ üstü, almış. Gireceğiz. Acıktırır da. Aynen, arada yakmamız lazım. Arnavutluk'ta gitmiştik sığınaklı. Ona benziyor aynen. Hadi be. Vallahi... Adam ne oluyor lan? Ne dedin? İnanamayacaksın. Menemenci dedim ya. Gerçekten menemenciye gidiyoruz. Büyük ya. Yükseltiyorsun şu an bizi ama. Peki. Abi Refika gitmiş. Yediğim en iyi menemen diyor. Öyle mi? Refika'ya da güvenmiyorsanız. Refika'ya güvenirim. Bak o kadar açım ki. Gece de hiçbir şey yemedim. Dün zaten aldım 500 kalori falan. Günlerden beri. Çok güzel olacak. Hep ben televizyon başında sizi izliyordum yerken siz. Çok özeniyordum. Burada olmak hiç öyle değilmiş. Daha farklı bir duygu. Dur oğlum daha orada ol. Kahvaltıdan önce Selimiye Camisi'nin önünde açılış yapalım dedik. İnanılmaz büyük olduğu için kaybolduk. Selimiye Camii dedik gene pazara çıktık. Ay her yerim ağrıyor benim. Ben dövüş dersine gidiyorum ya. Adım atamıyorum arkadaşlar. Lokum mağazak. Nesi meşhur? Bana yorumlara yazın da ben gelmişken. Tam siz yazdığında dönmüş olayım. Ay çok güneş var. Sizden özür dileyerek gözlüğümü takıyorum. Yoksa biliyorsunuz ben göz göze konuşmayı severim. Çok hızlı buldun. Yavaş yavaş yapsana. Yıllarca yapılmış o kadar. Kıymet ver biraz. Sindire sindire. Kim bilir yapımı kaç sene sürdü. Selimiye Camii'nin önüne geldik. Şurada bir hatıra fotoğrafımızı çektiriyoruz. Bunu yiyeceğiz. Kahvaltılıklarımız geldi. Buyurun ikramımız. Önce ben hiç böyle hayal etmemiştim. Kuşları besleyeceğiz önce. Geliyorlar zaten baksana. Şurada bir bizi bir çek yapmamız yok mu beraber? Hadi yapalım. Ne yapıyorsun oğlum? Kuşa niye atıyorsun? Kime atacağım bunu? Kimi?
Öyle bir ses yok abi. Kurgu sesi Utku koymuş onu. Yiyecek. Atarken dilek dileyeceksiniz ama. Bir tane attım. Oğlum atsanız da şöyle. Hiç mi kuş beslemediniz? Besledik de. Aynen böyle. Biz... Ya ben hemen bitmesin biraz daha keyfini alayım diye öyle atacaktım. Bravo. Kahvaltı. Afiyet olsun ya size. Bir şat daha almaz mıydık ya? Yem şat. Bir saniye efendim. Abi niye kuşları uçuruyor? Kameraya girsin diye. Sen bize yaklaşıyorsun. Bak kuşlar geçecek önümüzden. Bu ne? Video mu? Fotoğraf mı? Ben anlayamadım şu an. Her şey var. Şu an içinden aldık. Oğlum geldiğim bölgenin turistik adetlerine ayak uydurmaca. Bir de bu taraftan uçuralım kuşları. Paralıydı tabii. Of çok güzel oldu görüntü. Kameracı değil. Kameracı geç diyor. Ne oluyor? Bu ayarlanabilir bir şey. Ama hemen gidelim kahvaltıya yoksa bize menemen kalmayacak. Çok acıktım. Çok acıktı. Ben çok acıktım şu an. Kapat da geri geri düşeceksin şimdi Selimiye'nin önünde. Rezil olacağız. Portakal suyunuzdan bir tadarım ben de. Vermem. Ben o zaman bir kesme şeker atıyorum ağzıma. Aşıktan gittim şu anda. Sen çok gaza geldin. Bu ne? Menemen ekmek banacağız ya. Hayır o hareketlere girme kardeşim. Abi ama ilk durak ya burası. Tamam gir. Ben söylediğini söyleyeceğim. Bölüşelim bir tane dilimi? Sağ ol. Haberleri yok benim yapacaklarımdan ya şu anda. Oğlum menemen çok iyiydi ya menemen ya. Ya var ya ben de var ya bu videoyu bekliyordum işte o menemeni bir daha görebilmek için. Şimdi menemene çok iyi bakacağım. Evde kendim bir daha yapmaya çalışacağım o menemenden. Ne farklı olabilir ki ya menemende? Ya öyle diyorsun Doğru dostum. Mıydı? Harbiden diyorsun ki ne fark olabilir ki yani. Normal bir menemenden nasıl fark olabilir ki diyorsun ama. Ya leziz oydu ya öyle söyleyeyim sana. Bakır tavaydı. Yumurtadandır ya yumurtadan. Abi, gezen bilmiyorum. Tavuk. Neyden olduğunu bilmiyorum ama çok iyiydi ya. Menemenin yapılışını çekmek. Menemen nasıl yapıyorlar? İnanamaz. İzin verirler mi sence? Bizim menemenlerimiz yaparken izin verirler. Aynen, başkalarının menemenlerini çekmeyelim zaten. Niye onları çekiyorsun? Tabii canım bizimkini çek. Abi. Oo, bana böyle ver yeter. Of. Oğlum çok iyi ya. Arkadaşlar az önce bir abi uyarıda bulundu. Bir daha menemen yiyemezsiniz dedi burada yedikten evet, sonra. Menemen hayatımız bitiyor olabilir şu an. Buranın peyniri de meşhur biliyorsunuz değil mi? Tam benim peynirim. Çok iyi. Güzel mi olay? Değil mi? Da bu peynir iyiymiş lan. Peynir, domates, ekmeğin arasına koyup acıktım ya. Yersin, öyle güzel. Bugün tüm izleyicilerden özür dileyerekten şunu söylemek istiyorum. Lütfen beni kınamayın. Ben sokak lezzeti tadımına geldim. Tadımına da değil aslında yemeğe geldik. Evet. O yüzden yiyeceğim. Ceyda tadacak. Ben hep böyle, evet. Bu peynirin bir adı var mı ya? Bu orta sert inek peyniri. Çok güzelmiş. Spacer. Bu spesiyel mi abi? Bu spesiyel. Hemen yemeyiz, dur çekeceğiz. Tamam canım. Oğlum çok güzel değil mi ya? Bu kadar özel olan. O özlediğimiz menemen lezzeti. Çok iyi. Gerçekten mi? Bak gerçekten çok iyi. Bir dakika da doymayın siz ama hemen. Bayağı iyiymiş ha. Gerçekten bir menemen bu yani şu an. Bu menemen işte abi. Bugün biz full menemen günü yapalım mı? Bütün menemenleri deneyelim. Bütün menemenleri yiyelim. Ben uzun zamandır menemenlerde bu yumurta tadını almıyordum. Oh. Burada yumurtanın tadı var anladın mı? Şu an ne dediğini gerçekten hiç anlayamıyorum biliyor musun? Ben de çok iyi değilim ama. Çok iyi değil mi? Bunu şimdi bu spesiyel olanı yiyorum ben. Karışık olan değil mi? Of portakal suyu. Of yeni sıkılmış gibi duruyor. İstiyorsan bir dakika doyma ya. Bütün gün tamam. Yemek yapacağız ya. Yanlış mıyım? Doğru. Tamam şundan yeni... biraz yiyeyim o zaman. Bak doyarsın. İkisi farklı korkumuz... mı ki? Diğer gidiş... Birisi kaşarlı birisi karışık. Kavurma falan da vardı yerinde. Doymasın diye müdahale edeyim dedim. Bir de Fırat Albayram'ın ben portakal suyunu içtim. Vallahi drop girdi lan. Neyin drop oğlum bu ya? Aha. Hani, kapat. Yeter be kardeşim ya. Aynı saatte giriyor bak. Dün de girdi. Evet hep bu saatlerde giriyor. Sağ taraftan her şeyi kapatıyorum şimdi. Her şeyi ama.
diyeceğim tadım şeyleri deneyemezsin diye çok korkuyorum. Bakalım. Bu da ekmeksiz yenmez. Yunis. Abi çıldıracağım ya. Yunis hemen bir tane at ver ağzına. Yunus'a veriyoruz mu? Tabii. Onu bırakacağız şimdi, o da iyi. Arkadaşlar ben videoları izlerken Yunus hiç yemiyor gibi gözüküyor. Güzel mi? Nasıl? Yiyor. Bakalım hele beni anlayamadım. Ekmek yemiş gibisi. Doyacaksın Fırat Albayrak. Biraz daha yiyeyim. Vallahi bırakacağım. Ben, yemin ediyorum. Yok yiyelim de zaten doyma diye çok korkuyorum doyarsın diye. O zaman bir ekmekle devam edelim. İşte ekmek kötü yanlış. Şuna şöyle gireceğim. Bak bak buradaki lezzeti buraya bulaştırdık. Buradan devam edecek lezzet akışkanlığı. Sucuk çok iyi. Sucuk oğlum çok iyiydi ya. Gerçekten çok iyiydi ya. Kafayı yedim oğlum ben o gün. Gerçekten ben ciğeri bekliyorum sadece. Evet. Şimdi bir insanlar izlerken diyecek ki menemen ya bu ne seni kadar. Seni o yüzden getirdim artık beni bana inanmıyorlar. Ama bana %100 inanıyor herkes. Çünkü sen her şeyi çok beğeniyorsun. Yok, ben her şeyi abi. Çok beğenmiyorum. Tabii biz bir de İstanbul'da olarak değerlendiriyoruz. Biz bir şeylerin zaten lezzetlisine erişimimiz yok yani. Anlatabiliyor muyum? Buralarda daha doğal ürünler olduğu için. Buranın adı Tadım Kahvaltı bu arada. Hani girdiniz mi zaten çıkıyor direkt. Ceyda da maşallah. Ceyda sen de artık yavaş. Maşallah. Yalan yok hakikaten çok iyiydi. İnşallah yolunuz düşer de yersiniz çok güzel. Doymadım nene bence de doymadım. Doğulun 60 liraymış. Drop yok F5'ler. Kaşarlı olan 45 lira muhtemelen dümdüz sadece menemen fiyatı olan da iyi. 40 lira. Drop mu var yayında bir bak. Aslen boşver ucuzunu. Şimdi git bakalım drop mu var. Abin yedir sana. Senin drop var mı yok mu ona bir bak. Bakıyordum bir şey şu an bende akıyor. Tamam devam ediyorum. 35 lira falandı. Portakal suyu vardı. Menemen kapmak. Fiyatı duydunuz değil mi fiyatı? Bayağı iyi. 240 mı? Orası komple 200, ya. 200 ya 45 olsun hadi ya 245 olsun ya. Komple 245. Bak geri alayım. Tamam, hayır bir tanesi 45 lira. 40 lira. 35 lira falandır. Portakal suyu vardı, aynen. Peynir tabağı. Menemen dümdüz sadece menemen olan 40 lira. 30. Basic olan 45 lira. Kaşarlı olan 45 lira muhtemelen. Bak kaşarlı olan 45 lira ben dedim. Kaşarsız normal dümdüz menemen de 35 lira falandır diyorum yani. Dümdüz sadece menemen olan 40 lira. Normal olan da 60'mış. Falandır. Portakal suyu vardı, aynen. Peynir tabağı. Oha çok. Ben neye üzüldüm biliyor musunuz arkadaşlar? İyi hesapladın ha. Sen alırsın sınava. Çok pardon. Biz buraya geldik ve o menemenlerden sadece iki tane söyledik ya. Ama daha başka şeyler olacak. Ben şu an bu arada doygunluğunu hissetmiyorum. Tamam, ben iyi, şu an var ya sana şöyle söyleyeyim. Sanki yani ilk defa yeni gelmiş Edirne'ye açlığım. Tamam tavşan köftesi yemeye gidiyoruz şimdi. Tavşan hadi. Köftesi ne ya? Tavşan köftesi. Öyle bir şey ben yemem. Tavşandan yapılmıyor. Tavşan köfte adı. Ben onları kandırdım da tavşandan yapılıyor. Ya niye yaptın bunu ya? İki saattir böyle... Bu kahvaltıda yenen bir şey. Tamam. Sana bir söyleyeyim mi? Tavşan köfte dediğinden beri tavşan yeme fikriyle barıştım yani... yolda. Aynen. Kendimi tavşan yeme ikna ettim ya. Ben savaş veriyorum inşallah. Nasıl barıştım acaba? Çok değişik bak suda yapılan bir şey. Yani suda bekliyor köfteler. Ve burada bunu kahvaltıda yiyorlar abi. Yani hani tavşan deyince yemem ya tavşan falan diye. Yol boyunca tavşan yeme fikriyle barıştım. Ya sen tavşan değilmiş abi. Tavşan köfteymiş. Böyle bir şey işte bak izle. Sosu ise mi benziyor tadı acaba? Ne eti? Aynı şey gibi düşünün. Tavşan. Urfa'daki gibi. Orada nasıl sabahları ciğer yiyorlar? Burada da köfte yeniyor işte. Menemenci'de kaydımızda sorun var mı? Bir daha çekebiliriz. Tavşan değil mi abi? Tişörtü delik abi. Tavşan köfte yemeye gelmiş buraya. Tişörtü delik delik. Bir ekmeğin çıtırlığına bak. Ooo. Ekmek niye bu kadar çıtır? Bir dakika dur. Her şey niye bu kadar çıtır? Mükemmeldi ya. Ya daha ekmek yedin ya. Şovu bırak artık ya. Lütfen ama ya. Bu yanlış mıyım Ceyda? Sürekli böyle hareketlerde. Ya bunu aldım bak şöyle yapıyor. Bunu aldığından beri. Ana. Hiç beklediğiniz gibi bir tat değil. Nasıl yani? Bulgur ağırlıklı bir şey. Et ağırlıklı değil. Bulgur ağırlıklı bir şey. Aa. Yalan söylemedim. İlk başta şöyle dedim. Dedim. Yedikçe daha güzel gelmeye başladı. Bu sanki veganların yaptığı köftelere benziyor. Çok acı ha. Benim kendi damak zevkime uygun bulmadım. Değişik mi değişik. Sen bir tane tavşan köfte mi yedin yoksa iki tane mi yedin tavşan köfte? Şuna tavşan köfte deyip durmayın kaç ya. Kaç tane tavşan köfte aklımıza? Ben bunun suyunu kaşıklamak isterdim. Suyum arabada kaldı. Bir su hakkımız var. Nasıl bir kontente geldim? Benim damak zevkime %100 hitap etmedi tabii evet. Ki. Ama %70-%65 falan. Öncelik sıralamamda... Ya ona ben de hemfikirim. Evet. Sonra bırakacağım ürünlerden birisi olur. Ama bunu bir araba yemeği olarak düşünürsek basitliğine göre çok güzel. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Sokak lezzeti deyince aslında bu gerçek sokak lezzeti. Gerçek sokak lezzeti bu. Evet. Birazcık rahatlamak adına sizi bir yere götüreceğim. Tavşan köfte o günkü yediklerimizin arasından tabii ki değer olarak 10 üzerinden 3,5 falan beğenmedim. Maalesef beğenmedim. Aa, bayağı beğenmemişsin. Evet. Hiç et tadı var mıydı şöyle? Et değilmiş ki zaten. Oğlum hiç etle köfte. Alakası yok. Hatta et tadı olmadığı gibi ete benzemesiyle beraber insan beyninde ve vücudunda şöyle bir algı yanılgısı yaşıyor. Evet birazdan et yiyeceğim lan galiba deyip vücut onu et yemeye hazırlıyor. Bir yiyorsun o et de değil yani başka bir şey. Hmm.
Görüntüsünü de sevmedim. Kötüydü. Drop, ben de beğenmedim. Drop yok arkadaşlar. Ben yayından izliyorum. Daha ben doymadım ya, onu söyleyeyim hani. O zaman ciğer yiyelim. Drop kanka, yok, K-drop var. Kahve. Okey. Okey. Bir kahve içmeye gidelim mi hep beraber? Benden olsun bu sefer. Bakarız bunu, ben bakayım o zaman. Tamam. Abi kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Sağ olun. Ben doymadım. Çünkü tadı damağımızda kaldı onun ya. Evet ya. Bence iki porsiyon alalım ya. 1,5 o zaman. Siz bir tane 1,5 getirin. Baksın yiyemem. Arkadan 2 porsiyon getir, hepsini tek başına yiyeceksin bir tanesini. Yoğurdunuz var mı abi? Çiçek edine ciğer. Hadi bakalım. Ayaküstü lezzetlerden yiyordum. Kendi ciğerini kendi kesip kendi yapıyoruz. Evet burası. Ciğer. O yüzden burayı tercih ettim kardeşim. Taze olacak demek oluyor. Yani başka yerden gelmeyecek ciğer. Tamam ciğerim, uzatma. Ben normal şartlarda Neşe'de yemem ciğer. Ama bir dakika, sen hiç Edirne tava ciğeri yedin mi aşkım? Edirne'de hiç yemedim. Ama yedim. Edirne tava ciğeri yedin mi hiç? İzmit'te yedim. İzmit olmaz. Olmaz. Biz Ataşehir'de yedik, bakalım aynı mı? Tadına bakmaya hep açığım zaten. Oğlum şu biberler var ya. Of, hayranım o biberlere. Bu biberler başka bir şey ya. Ben ciğeri görmek istiyorum artık. Daha ünlü ciğercilerde yemememizin sebebi, Fırat Albayram araştırmış, dedi ki onlar dedi makine usulü dedi. Onlar dedi seri üretime yapıyorlar dedi. Onları dedi yemeyelim. Onlar dedi lezzet. Yani bu daha doğalı dedi ya bize. Ya da daha ucuzu da olabilir. Bilmiyorum şimdi. Fırat Albayram onu ne düşündü bilmiyorum. Ama burası bayağı iyiydi yani. Ünlü olması güzel olduğu anlamına gelmiyor. Doğru. Bak Çağrı yiyor ya. Oğlum bari kamera bak. Ye bari, görürsünüz kamera. Bu ne? Ne diyorsun lan? Bir dakika dur. Yoğurdu gel, çok gel iyi. Aslında. Oha tatlı gibi. Tatlı bu. Çok iyi, kaymağından da ye. Bak böyle. Of. Of. Şey abi, Uğur abinin ciğerlerden. Ha, evet, Uğur abideydim bizden. Lan tava ciğer zaten ya, onu bekliyoruz 2 saattir. Tava ciğer, aynı ciğer aslında. Ama tabii Edirne'dekinin bir lezzeti bir başkaydı yani. Bu gerçekten. Bu daha iyi Uğur abi mi? Sakin olun dostlar. Uğur abi de izliyorsa selam olsun. Uğur abi daha iyi. İzliyordur kesin ona göre. İzliyordur. Ya bu bir tık daha iyiydi. Uğur abi yayından önce aradı beni. Ciğerci, hangi ciğerciye gittiniz falan biraz sordu. Selam göndermişiz videoda da. Buradan da selam göndereyim. Uğur abinin ciğeri de buradaki ciğere çok yakın. Ama burada başka bir pişirme tekniğiyle de pişirip getirdi. O çok daha iyiydi yani. Su yok. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Şunu çok net söyleyebilirim. Daha önce yediğim hiçbir şeye benzemiyor. Kanka çok güzel değil mi? Güzel. Şimdi ben bakıyorum. Bir dakika farklı abi. Bir dakika. Anlayamadım bir saniye. Ah lan babuş. Anlayamadıysa demek ki... Alamıyorum şu an bir saniye. Ben demek istiyorum ki ben de siz... Yani ben de videolarda orada burada tadına bakıyorum. Biz ciğer yemiyoruz yani bu ciğerse. Bizim şimdi bilmiyorum. Yediğimizde nasıldı? Üstü pütür pütür kıtır kıtırdı. Bu yumuşacık. Ben yemem biliyorsunuz. Kokar yani. Biliyorum, beni sen... azıcık tanıdınız. Uğur abininki de çok güzel, o ayrı. Uğur abininki de çok güzel, o çok ayrı da... Aslında orijinal... Bak! Şimdi aslında orijinal diye getirdiği şey... diğer ciğer kadar çıtır çıtır değil. Biraz da ısık ateşte pişen bir ciğer, yani çok yüksek ateşte değil. Böyle yiyorum. Böyle mi? Bu normal bir şey. Bunun dokusu çok acayip. Az piştiği için mi böyle oldu? İstanbul'daki tava ciğerleriyle hiç alakası olmayan bir ciğer. Çok bunun başka, yine evet. Kıtır bir noktası var. Bu benziyor. Bunun sadece kıtırlığı öyle aynı değil. Ciğere doyalım bugün lütfen. Doyalım. Kıtır olmazsa güzel olmaz bile gerek ya. Kalmadı o kadar. Tamam. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Adana'ya gidiyorsun. İstanbul'da güzel Adana kebap yapan yerler var. İstanbul'da Adana'ya gidiyorsun. Adana kebap başka bir şeymiş. Evet. Bu da aynı hikaye. Ben niye ekmek yiyorum deli gibi ya? Güzel Edirne tava ciğeri yapan yerler. Sen aç gitmişsin. Benim Çit'teydi bir de o gün. Ben Adana'da Adana'yı... Ciğer mi menemen mi? Hocam menemen. Bak menemeni boşuna övmedim yani ben, anladın mı bak. Menemen ya. Öyle söyleyeyim sana. Yedim. Urfa'da da et yedim ama hiçbir... Ama oradaki menemen. Daha yemedim. Onlar buradalar. O da burada. Doygunluk geldi mi biraz? Hiç gelmedi. Ooo. yok. Biraz geldi. O kadar lezzetli ki. Değil mi? Ben de yiyesim geliyor. Gerçekten yeniyor yani. Doymak istemezcesine yiyorum ya şu an. Ben arada iki dilim ekmek kaptırdım. Bence gelenlere tavsiyem bir porsiyon az pişmiş, bir porsiyon normal isteyin. Yunus sen beğendiysen kameraya... Adam beğenmiş. Biberini seviyor musun? Çok güzel. Biber yedin mi? Ben yemem. Acı değil. Bana bir fazla geldi şu an yediklerim. Bak kahveniz de şurada bak. İçersiniz bak şurada. Şu karşıda içelim bak. Ooo çok güzel. Şemsiyenin altında.
Buradan hep beraber bir daha menemen yapalım mı? Buradan hep beraber müze yapalım. Sonra bunun köftesi var da, tatlısı var da. Bir bakayım. Kahve, tatlı, müze. Bak kahve tatlı müze yaptık ya Utku, müze dediğim yere müzedeki açılışımızı koy yani. Böyle hani kurgular var ya, buraya gösterdiğin yerden video açılıyor. Utkucuğum ben çok yiyormuşum gibi çıkmış olabilir. Benim çatal attığım yerleri editleme şansımız var mı? Ben kanka iki çatal almışım, bırakmışım. Tabii tabii. Hissiyat olsun. Umarım kopyala yapıştırırla daha fazla çoğaltmaz görüntüyü. Oğlum sürekli ağzıma bir şey atıyorum lan. Harbiden abi, tüy öylesin ha. Lan biz sürekli ama yani anladın mı? Durmuyor yani hiç. Ya Utku ne yaptın? Maşallah ne yemişsin be? Yemiş abi, hepsini wow, yemiş abi den. Nasıl götürüyor? Oğlum herkesin rızkını yemiş. Hepsini sen yemişsin ya. Kardeşim şop bu. Şop, bu kadar yemedim ya. Bitti ya balım. Ama ne zaman ekrana baksam, ne zaman ben gözüksem sürekli ağzıma bir şey götürüyor. O gün arkadaşlar cheat day'dim ya. Bir haftada hiçbir şey yemiyordum, cheat day'dim. Müsaadenizi istiyorum. Hadi gidiyoruz. Ödemeye geçiyorum. Bakalım kaç ha, çıkacak. Kaç paraymış ödeme. Bakalım senin tahminin var mı? Bence 120 bu. 90 lira. Bu 90 liraysa menemen nasıl 65 olur? Menemen nasıl bildim? O zaman bildim, onu da bildim. Ben de onu da bildim. Nasıl olacak peki? Sen kaç para diyorsun? Ben 120 diyorum. Çok ikramlı. O benim, ben dedim onu. 118. 140'mış bak. Bir dakika öyle olmaz, biz bir şey yapalım. Teşekkür ederiz. Tamam. Tamam. Çok sağ ol. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Dediğim gibi çıktı, gördün mü? Dediğim gibi çıkmadı. Bizim... Ben bildim de arkadaşlar. Fırat Albayram, sen hiçbir yerden hiçbir şey bulamadın. Ceyda söyledi fiyatı. Sen bir de yok menemenden buldum, analiz ettim falan diyorsun. 118 dedik ya. Hayır, önce tabağı Ceyda dedi, ondan mi? Sonra sen, sana katılıyorum hayatım evet. Dedin. Ne var bunda? Aynen. Senin çamaşır sulu pantolon mu abi? Olan bir şey vardı. Peynir helvası. Ezme. Devai misk. Devai misk. Ben tatlıcıyım. Benim işim tatlıyla oğlum. Memnunsun, keyfin yerinde. Ay ne güzelmiş kolyen. Çok teşekkür ederim kurt. Vof. Vof. Gördüm gördüm. Tamam büyük yer. Tamam tamam. Tamam orada olalım. Sağ olun. Tamamdır, sağ kolay olun. Gelsin. Peynir helvası değil mi? Doğru söyledim. Hah, ondan alacağız bir tane. 995'ten beri. 1900? Yok 995. 1995'ten beri ya, bir çıkmış, 995'ten beri kalmış. Evet. Ya bu sefer de şey olsaydı bak. Çok teşekkür ederiz, kolay gelsin. Bak bu hiç olmadı ya. Bir kilo şey aldık ya. Çok tatlı aldık ne ya. Ne yapacağız? Bir kilo. Çağrı yer ama boyu. Framboğaz, kivi ben. Benim sade alıyorum. Karadut, ballı badem. Ha sade mi alıyorsun? Tamam. Sade alıyorum. Ne kadar tuttu? 60 lira efendim. Buradan ödeseydik. Hiç olmadı ya böyle. Ben de normalde fazla yiyem. Alo RP'ye bak. Aleyküm selam. Ya ama gerçekten kötü ya bak. Nesin diyetteysen sakın izleme. Abi hiç gerçekten bak hiç olmadı ya orada öyle tam şey yaparken ya. Abi ya. Eli havada kaldı. Aleyküm selam Nesin. Neyse bu sefer en azından... Mahcup yemem olacak. Kuş kadar yerim normalde. Ben çok kilolu çıkıyorum ya galiba. Hayır az önce yedim ondan. Hafif bir şey geldi, ödemdir. Yedin ya. Hmm. Hiç hesap ödemediğin için ödem olarak. Sana olmuyor bura bak. O yap, o kız geldi. İyi ki girdiniz be bu videoya. Öyle baştan genel bir sohbet açıyorum. Biz ne yapmak için buraya ilerliyoruz? Bir oturup bir tatlılarımızı yemek için. Genel bir günü çek edelim mi bir yerde tabii oturup? Bir... Aynen, o işte böyle nehir kenarı olsun oturalım dedim de. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ceyda ile Fırat'ı zorbalamanın bende yarattığı keyfi tarif bile edemem ya. Ben alakasız bir yere gidiyorum şu an. Çok askeri gazonu öderken buraya ben giremiyor muyum? Askeri gazonu öyle girilmez evet. Ki. Fotoğraf çekmeyin diyorum. Biz video çekiyoruz. Fotoğraf çekmek yasak olan yerde. Biz yayınlayacağız 3 dakika sonra. Ne yapıyorsun abi, lan? Askeri çay bahçesi. Ya sen bir şey yapmıyorum. Ne oldu lan? Ne abi, ya, ne yaptı sen? Kola içecektim az bir şey. Kola kalmıştı. Az bir şey içecektim. Kaçırdım, ne oldu başı ya? Ya elimden kola... Mami ne diyorsun lan? Abi bir şey olmadı, elimden kola düştü. Aleykümselam. 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 Her yeri kola oldu. Klip alın, klip alın. Hemen klip alın. Bir şey olmadı ki, niye en klipini alıyorsun ya? Ali klip al paylaşamın. Kola patladı. Islak mendille şununla da sileyim şöyle.
Şu ayakkabılarımla... Ayo yapışır. Şu ıslak mendil ayakkabılarımla silim geleyim hemen. En son o da silinir çünkü. Heh. Islak mendil... Kanka al ben. Ay, kullanmadım. Oğlum bir fırt alacaktım ya sadece. Sen kadar... düşen kolayı niye açmaya çalıştın ki? Kola düşen patlamış kola. Şekerli mi şekersiz mi? Salak şekersiz tabii ki. Bir de şekerli diyecektim. Ben bu arada Fırat Albayram ben de aralıklı öğüne başladım. Günde bir defa yiyorum. Ha hadi bakalım. Kaç saat yeniyordu onu bilmediğim için 7-8 saat falandır yedim ben yayın öncesi. Kalktığımdan yani... beri yemeye başladım öyle söyleyeyim. Günde bir öğün yiyeceğim. Ne ara duracağım? Öyle değil değil mi bu? Çünkü ben de dedim böyle değildir dedim bir yandan. Bir yandan da hani gitti yani anlam. Aktı gitti ve gitti yani öyle söyleyeyim sana. Hiç ara vermeden yersen tek öğün olur. Ben ne kadar çok ekmek yemişim ya videoda. Evet abi ben de fark ettim onu. Ciddi ekmek yemiş. Edirne esnafı yapma hesaplamış bu. Bugün ciddi bir ekmek tüketimi oldu mu demiş yani. Sen öyle bir resmi bir şey söyleyince şimdi. Ciddi ekmek yenmiş o gün diyor. Kendini savaşçıda oynadın diyor. Askeri çarmakçılarına girebilecek mi zannediyorsun? Kardeşim ben öyle puanları görünce işletme diye düşündüm. Tertemiz harika bir işletme falan yazmışlar. Ben ne bileyim. Eski askeri çarmakçısı gibi düşündüm ben orayı. Askeri ya, güvenlik bölgesi girilmez diyor ya. Ya hayat bir set değil. Niye el sallıyor nasıl umurunda bile olmadın sen. Toz koparandan. Hayır savaşçı. Ben çok yanlış yere girdim ben buradan döneyim. Sen ağaçtan mı kaçtın az önce? Ağaçtan kaçtım çünkü Fırat Albayram ağaç görmüyor. Fırat abi uygulamanın adı neydi oruç için? Kardeşim uygulama değil. Yok onlar şey uygulamadan bakmış değil mi onu soruyorlar. Diyanet işleri yaz çıkıyor. Şehir merkezi diyor. Yok ben şehir merkezi gitmek istemiyorum ki. Seni bugün mutlu edemedik ya biz. Ben çay bahçesi arıyorum bize. Tamam bizi bırak abi şehir merkezine git çay bahçesinde takıl ya. Sabahtan beri bak 1,5 saattir burada ormanda geziyoruz. Gezdiğimiz yerleri göstersene Yunus. Çekiyor musun acaba orada? Hemen de topu Yunus'a atıyor bir şey oldu mu? Polis bahçesi mi? Ayda. Halk bahçesi Meriç'te yok mu? Meriç'te vardı bahçe öğretmen ya. Evi şey... diyor. Öğretmen evine çay gireriz bahçesi. Bu arada. Niye öğretmen mi? Yağmur video çekildi bu arada. İzi kurgulandı çekildi. Yok Yağmur bildiğini belli ediyor abi. Hani Meriç'te vardı bilgisi şu anda bir işe yaramıyor anladın mı? Doğru mantıklı. Keşke önceden söyleseydin. Çok güzeldi. Kafayı yiyeceğim ben ya. Pardon. Meriç'te varmış abi. Kır Meriç'e hadi o zaman videonun. Öyle bir durum yok olmadığı için. Babam. Evet. Benim de annem öğretmen. Aa evet. Kartı var mı? Var yanımda taşıyorum babamın öğretmen evi kartını. Burası ne kadar güzel bir yermiş ya. Evet ya. Çekiyor musun Yunus? Özellikle bu yol çok güzel. Evet. Halk için olan çay bahçesini bulduk arkadaşlar. Sorduk burada yiyebilir miyiz dedik. Evet dediler. Peynir helvası aldık. Onun yanına dondurma aldık. Buradan da alacağız dondurmayı. Acı badem kurabiyesi. Sen bir tane daha bir kutu aldın. O ne? Asıl olay o. Badem ezmesi. Aa badem ezmesi. Bu da bademli kurabiye. Ben pikniğe gelir gibi çantadan sürekli çıkıyorum. Ben en çok bunu merak ediyorum. Çünkü bu özel olan bu arkadaşlar. Evet çok özelmiş. Günlük çıkıyormuş. Dünden bu dedi. Öyle de dürüst kadın. Helal olsun. Teşekkür ediyorum kendisine. Ama dedi, bitirin dedi. Bitirin bugün dedi. Zaten. Bugün değil 20'sinde. 20'sinde bitiyormuş Haziran'ın. Haçı bugün. Çok az zamanımız kaldı. Bunu yemeliyiz. Bu arada menemen çok güzeldi. Kutu açılış yapıyorum. Önce konuğumuz. Ben fıstık ezmesini çok seviyorum. Ağızla dağılan böyle bir... Çok güzel. Vallahi. Harbiden çok güzeldi ya. Çok badem bana böyle. Zaten badem ezmesi. Şeker tadı bile yok. Evet. Direkt gerçekten... badem tadı var. Ya bu tam şey yani böyle eve gelen birisine güzellikle böyle ikram edilecek özel bir şey. Ya biz var ya salaklık yaptık ya Fırat Albayram. Neden? Orada kutunun yarısından çoğunu yemişiz ikimiz biliyor musun? Yemişizdir. Keşke bunlardan biraz yedeklerini alsaydık bu videoyu izlerken canımız çekecekti bir daha yerdik. Ama yoktu ya bir tane kalmıştı. Evet bir tane kalmıştı ya bir de öyle. Gerçi olsa da almazdık onu aklımıza getiremedik. Ya internetten söyleniyordur bu ya. Ben bundan söylerim. Bu çok güzel bir şey çünkü. Ama bak oradaki çok tazeydi. Kadın da ne dedi? Günlük geliyor dedi. Şimdi internetten söylüyorum kaç günde gelecek belli değil yani. Doğru. Çay yemeliydik. Çay yemeliydik. Fırat Albayram birazdan çay yiyecek. Sen de kahve yer misin? Biz de bir şey boş durmayalım. Biz de iyi bir şey yiyelim. Bu tam nasıl bir şey biliyor musunuz? Eşe dostu arkadaşa misafirle giderken elinde götürmelik. Götürdüğün zaman da hadi koysun da yesek diye bekleyeceğin.
Yanlış mıyım? Şuna bandırılabiliyor mu? Bu bak. Bunu alıp gittiğin zaman belli bir kaliteyle misafir olarak hani eve dahil olmuş evet. oluyorsun. Güzel video olmuş ya. Enerjimiz çok güzel çıkmış harbiden. Biz o gün çok yorulduk normalde. Çok da havada sıcaktı. Evet. Şeydi falan filan. Ama bayağı keyifliymiş yani. Eğlence ve enerji. Ama öyle bir şey var. Tabii. Oğlum yedikçe yesin diyor lan bunu. Bir kutuyu ben bu üçlünün evet pardon, dinamiği çok iyi. Bu dondurmayı dışarıdan getirdi ama Fırat Albayram sorun olur mu? Baktım ya bak. Benim bakış. bak. ya sorun olursa derse ya bu diyor ki gizli gizli sokalım dondurmayı diyor. Ya alalım ya madem bu kadar stres olacaksak hayatımızda. Misafir. Bir de gittiğimiz hiçbir yerden de ne sopalıyorlar ne bir şey alıyorlar yani. Öyle de bir sağ olsunlar hani çok da seviliyorlar hani benimle alakası yok. Fırat ve Ceyda'yı çok seviyorlar. Belki de Fırat'la bile alakası olmayabilir. Ceyda'yı çok seviyorlar. Ama verdik canım hesabı hep verdik ama. Evet şekilde. Evet hep bir şekilde. Tek almayan adam şeydi tavşan köftecisi. O da onu biraz da yedirince daha... övmemişiz. Hayır onu da biraz daha vermeye çalışsan zaten dayak yiyebilirdik yani o kadar almadı adam. Evet. Tek evet. falan yapıyor böyle anladın mı? Şeye girdi. Git işine kardeşim tamam, diyor. Git işine oğlum falan yaptı böyle. Orada bıraktık artık dedik almıyor. Arkadaşlar yayında hiç drop yok. Şu anda drop bak psikolojik drop yaşıyorsun hiçbir sen. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sen psikolojik drop yaşıyorsun. Hoş geldin sınav sitesi atmak için hoş geldin. Bir olarak hani eve dahil olmuş evet. oluyorsun değil mi? Öyle bir şey var. Tabii. Oğlum yedikçe yesin geliyor lan bunu. Bir kutuyu ben tek başıma yerim bunu. Pardon hanımefendi bu dondurmayı dışarıdan getirdi ama Fırat Albayram sorun olur mu? Ya yere falan bakıyor koptum ya. Ama Ceyda Alan'ın gülüşe bak. Bak Ceyda. Çok eğleniyor. Biz buradan söyledik ben buradakini yiyeceğim. Yer misiniz? Ay lütfen ne olur. Yiyorsunuz zaten. Bir tane ne olur. Tamam. Konuyu değiştiriyorum. Kendine bakın nasılmış. Sizi de hemen videoya döktük. Nasıl iyi ben? Sokak lezzetlerinde hepimiz. Benim kolum niye içiyor? Ben de arıyorum kolumu. Portakal suyunu da içtim de o görünmemiş demek ki. Normalde kahvaltı. Yo izle. Nasıl izle. Yani? İzle. Aha. Ben bugün Fırat Albayram'ın bütün içeceklerini içtim. Haberi bile kolayı çaktı. Lan kaçar mı oğlum Utku'dan? Bu portakal suyu senin ne bu arada? Yunus bu iki topu senin mi yoksa bir topu... Öyle mi? Çok teşekkür ederim Yunus. Şuraya bir şey kaçtı gibi. Geldiğiniz zaman almanız gereken bir şey badem ezmesi. Kesinlikle. Mum dikti. O ne koydu? Ezme. Ya yani az bir şey hani ondan koyayım dedim dondurmamızın üstüne. Azıcık ne olur ki? Az bir şey koysak yani. Ondan bir şey birazcık koydum. Öyle yemeye devam ediyorduk işte o gün. Güzel de bir gündü ya. Evet, şimdi Edirne'mizin en güzel badem ve kurabiyesi. Kavala Burası kurabiyesi tadında. Çok bir şey unuttun yalnız bu videoda. Ne o? Buralı olduğunu söylemedin babanın. Değilim ki. Hiç mi değilsin? Hiç bağlantı bulamadın mı? Yok, Trakya tarafında yok. Ben varım ama bu sefer de. Eşim buralı. Doğru, eşim buralı. Aldınız mı cevap? Bir kere o denir. İyi. Tamam, bir kere insan. Yok abi. Bu adamda bunun olmadığını ben bugün gördüm. Ya bir de şöyle göre, badem deneyeceğim, dondurma deneyeceğim, ciğer deneyeceğim diye. Ben bunları yemeye geldim. Ya hiç bu videoyu biz üçümüz o beraber deneyeceğiz. Tam mazarlamaz, hepsi buna diyorum. İlk sen dene diye. Doğru çok dedi. Çok taze ki. Sanki az önce fırından böyle annem çıkarmış gibi. Çok sağ olun. Benlik değil abi. Siz nasıl bu kadar zıt olabilir ya? Bunu sen çok beğendin, sen benlik pek değil bunun dedin. Bunun içine ceviz var abi. O zaman karar merci oldum ben şu anda. Çok taze olmasından dolayı çok tebrik ediyorum. Oturup yer miyim hani? Ben de yemem. Bir taneden fazlası çok gelir zaten. Bir taneden fazlası fazla gelir evet. Ben daha böyle klasik basit kurabiyeleri. Güzel şöyle yapmalıymış. Önce bunu yiyip ondan sonra bunu yemeliymişiz. Bence bu tam böyle Edirne'ye mi gittiniz bana da bir bademli kurabiyesinden getirsene deyip hani 100 yılda bir aldığım bir yiyecek. Biz gitmesek aklına gelmiyor. Niyeti falan da yok. Sırf bize masraf çıkarmak için söylüyor. İyi de bunu neden aldın bu acı badem kurabiyesi yani? Bu... Buranınmış. Hamburger gibi yedi onu. Bunu daha çok sevdim onu. Bu niye yapış yapış? Acı badem kurabiye söyle. Bu köpeğe yedirdiğin şey değil mi bu? Tam çaylık ya. Kesinlikle daha iyi. Değil mi? Tercih etmem ama kötü diyemem. Güzel yani. Bunu konuşalım. Bu normalde Çanakkale'nin. İyi misin acaba? Çok şey oldu. Gel. Evet ya bu da güzeldi ya. Peynir helvası. Bir şey değil mi? Bu benim en sevdiğim tatlı ama Çanakkale'deki. Benim aynı mı Çağrı? Benim de sevdiğim. Çanakkale'deki bir de Tekirdağ'da yedim ben. Aynı mı?
Çanakkale'deki üstü kızarmış oluyor galiba. Yani en iyisi Çanakkale'deki, sonra Tekirdağ, sonra bu diyebilirim. Ben dondurmasız pek anlamadım bunu. Dondurmayla mükemmel ama dondurmasız... Yani Çanakkale ve Tekirdağ kapışır diyebilirim ya bu ürün için özellikle. Tekirdağ yedim ama Çanakkale efsane benim için. En iyi tatlı önce. Çok da keyifli gidiyor biliyor musun? Çok güzel gidiyor. Yedikçe yiyesin geliyor, böyle aynen. Kesmiyor. Bak öbürü yediğimiz küçük halkalı şey vardı ya, kestane şeyi. O da çok, onu da çok seversin bu arada Gogo. İnanılmaz seversin çünkü çok güzel gidiyor yani. Tık 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 tık, leblebi gibi yersin yani, öyle söyleyeyim sana. Ve şeker tadı olmadığı için ağır da değil yani. Bu çeşidi Balıkesir'in hoca. Bu Balıkesir'in, evet. Ama zaten o bölgede komple var ya, bunun her yerinde yersin yani. Geldi. Ama sen bunu çok istedin diye aldık. Bu normalde buranın değil. Evet, bu senin ısrarınla alındı. Ben ısrar mı ettim ya? Evet. Ben istiyorum, görmek bayağı istiyorum dedim. Peynir helvası mı vardı sanki buralarda bir yerlerde dedim. Bir baktım Fırat Albayram elinde peynir helvasıyla bize doğru geliyor. Yedi. Yavaş yavaş tadardık. İçeriktir ya. Güzelmiş ama. İçeriği mi yedim ben şimdi? Kendimi asla affetmem, yok öyle bir şey yapacağım. Baba içerik olduğunu söylesene, ben bunu peynir helvası diye yedim. Şimdi içerik diye yiyeyim, bırak. Ama çok hafif yani. Ulan amma geyimdeymişim abi günde harbiden. Uykusuz gittin ha bir de o gün. Bir de uykusuzdum, evet. Bir şey evet. Yok bunun. Evet. Hayır. Güzel. Olay orada işte, baymıyor bir yerden sonra. Bir şeyin püresini yiyormuşum ama tadı da çok yokmuş gibi. Şimdi oldu mu? Dondurmayla çok iyi oldu bu arada gerçekten. Orada bir ne alaka dedim ama. Ama tek başına çok büyük matah bir olayı yok yani. Duysa üzülür ama, şimdi kapatalım. Senin cildin güzelleşti, ne yaptın? Suratıma bak. Kopuyorum ya şu hareketlerini. Ya ye artık, oyuncak ettin dondurmayı be. Ay, ne yedin ya? Arkadaşlar, gelmiş olduğumuz nokta. Eyvah. Nereye geldik? Balkanlar Savaşı'nı simüle eden. Gerçekten savaş. Fırat abinin göbeği çıkmış. Böyle çatışmalar direkt falan. Onları simüle etmişler var. Tamam, çok ben de bilmiyorum ama bayağı güzelmiş. Böyle aşağılara inmeler var mı? Var. Sen sağ olmasan şey çıkmış senin göbeği. Aşağılara inmeler ne ya? Sığınaklara. Sen sığınaklara. Herkes sığınaklara. Bak muhtemelen askerler burada bekliyor. Muhtemelen. Senaryoları yazsın bakalım. Niye buraya oturursun abi? Böyle bir tarihi abi konuşma yok. Muhtemelen askerler. Burada oturursun güneşten sakınarak. Yine de bir bilene. Yine de sana inanasım gelmiyor ya. Mantıksız değil. Geçemezsin dur. Git içeriden Osmanlı giriş kağıdını al gel. Bu mudur diyorsun buranın konsepti? Tabii canım bu. Şu mu peki, şu oturuşla? Ama dur müziğe gezelim bakalım nasıl, neler çıkacak. Ay şu kapının güzelmiş. Bir dakika, ben şimdi neredeyim? Ben buradayım. Aynen şu an buradasınız. Şimdi birazdan bize soracak o nereden diye. Şuradan diyecek sonra. Hep yanlış yere çıkıyor. Ya ben biliyorum şurası diyecek. Arkadaşlar buradan dümdüz gidiyoruz. Peki Fırat Albayram ikimizin de tanıyor olması. Oy! Çok pardon, özür dilerim. Pardon falan yaptınız. Yani gerçek zannettirdin bize bunu. Ben de gerçek sandım ilk. Abi çok gerçek duruyor. Tüylerim diken diken oldu bir an. Bir şey diyeceğim ama şaşırmayın. Arkadaşlar ekmek neden yapılmış biliyor musunuz? Şimdi süpürge tohumundan. 40 gün bir yasak varmış ve ekmek yapmışlar tohumundan. Nasıl yapmışlar bunu? Kıtlık işte abi. Ne kadar zor. Böyle savaş çırtkanlığı yapanlara da ayar oluyor. Görün ne olduğunu. Evet. Bunun üstüne ben söylemesem daha iyi olur. Şunu söyle. Yemek. Ama gerçek. Nasıl ya? Acıktın mı? Ya yok artık. Mide tıkandı ya, acıktı demeyelim de. Acıktım demeyelim de böyle bir... yani küçük bir atıştırmalık videosu ya, o yüzden konseptin de çok dışına çıkmayalım peşindeyim ben birazcık. Yani müze mesela, müze gezme videosu olsa o zaman da yemek yerken derken hadi müze. Şimdi de mesela... Nasıl acıkabilirsin ya? Ya sana ne lan? Acıktık işte. O kadar şeker yedin, tatlı yedin. Söylemesem daha iyi olur. Şunu söyle. Yemek. Gerçekte böyle miymiş? Küçükmüş. Yunus da güldü orada. Yeter. Tabii canım yeter de hani böyle çok büyük görünüyor. Ya da bunlar minyatür mü acaba? Yo eski. Minyatür. Ya bu kadar balta mı olur abi? Bunlar peki boyutlar hoşuna gitti mi? Bunlar mı küçük geldi? Yok bunlar güzel. Bunlar oğlum bunlar artık Osmanlı'dan değil. Bunlar Karayip korsanlarından kalma. Aşağıdan top sesleri geliyor arkadaşlar. Çok acayip şeyler oluyor. Ya çok mu gerçekçi yapmışlar? Su odası diyor. Şu anda tam sıfırız bak. Tepemizde bombalar patlıyor. Buradan da... İnanılmaz bir psikoloji. Çok çok zor abi, düşünsene. Buradasın, yukarıdan olduğunu bilmiyorsun. Sürekli bağırma çağırma. Oğlum
Oha, hava sıcak. Aslında evet, sıcak. Hava ne kadar sıcak. İçerisi buz gibi. Burada Balkanlarda isyanlar diyor. Mesela bakalım. Ne oluyor? Çekilin, böyle. Basayım. Basma Murat. Aa, kırdı. Aklıma aldı. Oğlum ya. Lan öbür dünyaya gittim geldim. Bence buradan çıkalım. Aslında çok güzelmiş. Buraya geldiğin zaman... Yamuk buraya duruyor ha. Evet, o kırdı evet. Ya. Aman yavaş basın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Burada var o ya... O tarih eseri bozdunuz. Bozdu gitti abi. Kültür Bakanlığı ilgilenmesi bu saatten sonra. Bende bir şey yok. Bak var ya, altımıza sıçtık ya. Şuraya bir baksana bak, baba. Çok. Herkes çok korktu. Ama yavaş basın. Bak Ceyda'ya bak. Bak şimdi bir tur Ceyda'ya bakalım. Bu ne diye sormuyorsun. Evet, bakıyoruz. Evet. Ceyda'ya bak. Yavaş basın. Şimdi bir tur Fırat Albayram'a bakalım. Bu ne diye sormuyorsun. Evet, bakıyoruz. Evet. Ama yavaş basın. Bak damarlar çıkmış böyle. Ben hemen kaçıyorum. Kaçmaya yeteniyor. Direkt kaçmaya yetişiyor. Ben hemen kaçıyorum. Şimdi bir tur da bana bak. Ben pek görünmüyorum ama evet, orada. Evet. Arkada kalıyorum. Aklım çıkıyor ama. Çağrı abi de Fırat abi tutmaya çalışıyor bak. Ben sadece biliyorum çünkü öyle bir şey olsa kaçar hemen. Hemen onu da tutayım dedim. Kundum. Oradaki çerçeve biraz bozukmuş. Birazdan söyleyeceğim zaten. Çerçeveyi kaldıralım mı düşünmüş? Kolum koptu korkudan. Ben yapmadım. Kanıtı var. Benim bu videoya yemek yiyeceğiz diye çağırdılar. Ben zaten o tuşa hiç dokunmadım bile. Kanıtları var. Bastım sadece, gördünüz. Ben zaten videoda gözüküyorum, hiç yokum bile. Kapattım görünüyor mu? Ya evet, tamam. Evet. Sen bastın ve ne yaptın biliyor musun? Basarken böyle çektirerek bastın. Kayıtlarda var. Bak o bastı, sen böyle yaptın. Evet. Sevgili Kültür Bakanlığı. Ben yapmadım. Zaten o arızalıymış, o belli. Yukarısı böyle duruyordu. Ben anlamadım onun ne olduğunu. Bunu şimdi çıkarken... Bak herkes kendisini açıklıyor ve sıyrılıyor. Herkes anladım, üstten atmaya çalışıyor. Fırat Albayram'a bırakmaya çalışıyoruz yani olayı. Güvenliğe söyleyelim ki söyleyelim, evet. Haberler olsun. Tamam. Buraya müdahale etsinler. Burada yok bir şey. Artık devam. Artık girmek istemiyor, korktum. Yok, fazla şey yoksa girmeyeceğim. Korkudan giremeyen adam kültürsüzlendi bak. Eksik kaldı yemin ediyorum. Üzerindeki yeşil tam bezelye gibisin azıcık. Orada da gülmüştüm, şimdi duyunca bir daha güldüm bu şakaya. Bak sana ama. Burada tuşlu var, ona da girme. Bunlar genelde galiba tuşlu şeyler var buralarda. Bir de şeyi beğendim ben. Gerçek yere yapmış olmaları, yani gerçek top çıkışlarının içinde olması güzel. Evet. Bu ne? O da öyle. Bir tane tuşa bastı ve düşürdü de bütün müzeyi şu anda harcıyor. Müze gezmekten vazgeçti. Seyir terası. Emin misin buraya çıkabileceğine Fırat? Sivas'takini de beğenmiştim. Bunu da beğendim. Bu müzeyi de beğendim. Aa, at müzesine mi gittiniz? Çok oğlum inanılmaz ya. Biliyor musun? Ben bu kadar atla ilgili şey olabileceğini düşünmemiştim. Ben atları çok severim ya. Neden haber vermediniz? Yalnız böyle bir at kokusu var, farkında mısın? Sanki varmış gibi. Evet, ya. Bayağı at kokuyor gerçekten. Evet. Saman koymuşlar ya, samanla kokmaya başlamış işte burası. Şimdi anladım. Toplar buradan bir koyuyor, ta nereye atıyor baksana. Aslında geriye bir tane büyük yemeğimiz kaldı. Bir tane daha müzemiz var. Burası 2. Beyazıt Külliyesi arkadaşlar. Burada sağlık müzesi iyi. Var. Yani Osmanlı'dan ameliyatlarını falan böyle minyatür çizimleri var. Bu müze çok iyiydi, evet. Var ya. Onlara bakarak mum heykellerini yapmışlar. Çok güzelmiş bunun bahçesi lan. Kız, tavus kuşları. Tavus kuşları. Gel. Tavus kuşları. Bunlara ne diye seslenince geliyorlar bunlar. Tavus. Burası tıp medresesi. Burada tıp öğrencilerine okutuluyor. Yeni tıpçılar o zamanlar yetiştiriliyormuş. Babam... Benim doktor arkadaşlar der ki benim zamanımda öğrendiğim her şey değişti. Tıp çok hızlı değişen bir şeydir. Burada gördüğünüz teknikleri evde uygulamayın. Evet. Bu bilgiyi verelim ne olur ne olmaz haklı. Uygulamazlardı belki ama şimdi sen öyle deyince bir merak da ettiler. Bilgiye eriştiğimiz yer işte. Sen bilgiye burada erişiyorsun. Değil mi? Kütüphane burası. Bak şurada soba var. Ay. Isınıyorlar oradan. Adamdan mı korktun? Ben de. Çalışıyorlar. Anlatıyor gripin zararları falan. Ne güzel bak, 2v1 ders. Doğru lan, 2v1 kalite. Harbiden ha, birebir eğitim neredeyse. Birebir eğitim olabilir yani. Abi yemin ederim bir anda bir böyle bir tövbe estağfurullah Allah Allah. Oluyorsun. İnsan korkuyor bak Yunus. Ne yapıyorlar lan orada? Şimdi arkadaşlar anlatıyorum. Bunu anlayamadım. Omurga kemiklerinin çıkıklarının tedavisiymiş olabilir. Aynen öyle. İki uçtan çekiyorlar. Aa, hani böyle kemik dışarı çıkmış olabiliyor ya.
şuralardan yanlardan çevire çevire esnekliği geliyorlar. Tıpçı da buradan bastırıp kütürt diye içine sokuyormuş abi çıkığı. Ay. Bunu da neden müzeye koymuşlar? Götümüze nasıl müdahale ediliyor görün diye. Belçika'nın tedavi. Ya şey de ayıp ama yani. Tıp bu. Burada da adamlar işte bunu not alıyorlar bu arada. Söylemesem bunu anlamazdım bu arada. Heh, asıl yere geldik. Gel bakalım. Abi tavuk asıl var. Asıl yere geldik de burayı ben asıl yere sığam dedim. Bakın detayları gördüm. Ya bu sekansı ben izledim, çok komik ya burası. Çok iyi burası ya. Gibi sahnesi gibi yemin ediyorum. Gel. Sen böyle gel ben böyle. İstersen sen böyle gel ben öyle. Mantıklı oldu bu. Sen böyle gel. Çünkü yüzünü göremiyoruz anlatırken. Ben nereye geçeyim? Ben böyle sen geçerim. Sen böyle geç. Tamam. Bu arada bir şey söyleyeceğim. İstersen sen böyle gel. Ben o tarafa geçeyim. Geç sen önce. Aynı anda. O dışarıda kaldı. O zaman şöyle yapalım mı? Ben çıkayım yan tarafa geçeyim. Ben buldum. Sen böyle gel. Tamam geç abi. Gel böyle. Hiç bakalım hiç olacakmış gibi de gelmedi bana. Ceyda önüne geç. Ben de buraya geçeyim. Nasıl oldu? Sence oldu mu ya? Bak şöyle yapalım Yunus. Sen kamerayı bana ver. Ben sizi çekeyim bir de. Ben artık dersime geçtim. O zaman şöyle yapalım ya. Şunu biraz şöyle kenara alsam. Evet, o kadar gerek. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bir tane horoz var. Bir tane de orada yılan var, görüyor musunuz? Yılan zehrini dövüyorlar sarımsakta. Burada Sabuncuoğlu Şefrettin Efendi. Şerefettin. Şerefettin Efendi. Bu oluyor. Şöyle abi bir tane karışım hazırlıyormuş. Yılan zehrine karşı panzehir. Tavuğun tüylerini yoluyorlarmış horozun. Yılanı ısıtırıyorlarmış. Yazık. Sonra tavuğa hapı veriyorlarmış. Akşama bırakıyorlarmış. Sabah ölmediyse hap işe yarıyor demek. Yani o deney tavuğu. Yani Osmanlı'daki deneysel tipmiş. Şerefettin Efendi'yi çek, horozunu da çek. Yılan. Yılanın sahibi. Tamam. Yine bir tövbe estağfurullah. Bu bel ağrısı için. Abi. Heh. Sen, bel ağrısı için. Senin tedavi. Bunu ben biliyorum. Bak omuriliklerinden biri yukarı çıktıysa kenarlarını dağılıyorlarmış. O aşağı iniyormuş. Bitti kafa. Omuzunu vurdu kafayı mı? Hemen seni dağlayalım. Abi bir tanesi gelir misin? Hani onu niye böyle yatırıp beklettiniz? Aa kafam. Yine böyle hep öğrenci odaları aynı. Benim okul, yemin ediyorum benim arkadaşımın evimin odası aynen böyleydi. Burada işte suyun sesiyle tedavi, müzikle tedavi yapıyorlarmış. Bu arada yani ben gerçekten doğal seslerini sürekli dinliyorum. İşe yarıyor arkadaşlar. Evet yarar. Sakinleştiriyor, dinginleştiriyor. Apandisit. Evet evet bu ameliyat yapan nadir kadınlarımızdanmış. Ağır akıl hastasıymış. Aha. Burası müzikle tedavi de bunları sakinleştiriyorlarmış burada. Ha, müzikle tedavi belki de ruh sağlığı bozuk olanlar için. Ama zaten ruh... O zamanlar kamera mı vardı abi? Televizyonda kamera var orada. Psikoloji bölümü. Kuş baktırıyorlar, sepet yaptırıyorlar, bir şeyler yaptırıyorlar. Bak meşgale bulduruyor yani kafayı dağıtsın diye. Bugün de depresyondan çıkmanın yolu. Çağrı her gün izlemek mesela akşamları. Hobi yani budur yani. Teşekkürler. Aklını anda toplayabilmek çok değerli bir şey. Aklınız bu anda olursa ileriyi düşünmezseniz endişe yaşamazsınız. Düşünce endişe yaratır. Huşu içinde gidiyor vallahi can müzik falan. Birazcık da böyle ruhumuz da dinlenmedi mi? Sükunet. Özellikle su sesi bende yaptı evet, bunu. Evet. Deli miyiz acaba ya? Bizde bir sıkıntı var olabilir mi? Çünkü ben girdiğimden beri çok rahatladım. Hadi gidelim. Hadi görüşürüz. Videoların relaxing bölümleri oluyor ya. Para da atmışlar ama içine. Öyle mi? Ya su da yine nasıl yıkadın oğlum ya. Orada suyu mu kullandın? O kadar konuştuk. Bir macun alalım Osmanlı macunu. Ne ki böyle vardı bunun içinde? Zencefilden zerdeçalına kadar baharat var. Çok bu iyi. Adam mitçe bu arada. Güzel bir şeker bu. Şeker tadı var yani öyle. Bir karamelize bir şeker almış gibi. O sırılır mı Fırat hadi abi? Hadi bir kahve mi o zaman? Ne bileyim ilk defa yedim. O zaman güzel. Ben bunu yapış, yerken yapış. Türk kahvesi söyleyeyim. Biraz ben şifa dinleyelim. Bulayım biraz. Koluma iyi gelir belki. Koluna gitsin evet. Sonra da sürpriz yerimize gidelim. Demin söyledik arkadaşlar. Köf. T-C. Köf. T. G.
niye böyle şeyler yaptık anlamadım ama az. Evet, niye burayı seçtin? Neden burayı seçtim? Hem yorumlarına baktım hem de ben ayaküstü lezzetlere güveniyorum. Onlar bütün Trakya bölgesi köftecilerini geziyorlar meşhur. Aa. En iyisini biraz uzakta seçiyorlar. İkinci en iyisi olarak burayı seçiyor o yüzden. Ali Paşa köfteymiş ismi. Bir önce gittiğimiz yerlerin ismini söyledik mi? Ayıp olmasın insanlara. Ben aşağıya hepsinin adını koydum. Ha, koyuyor musun sen? Bazen koyuyorum, unutmazsam koyuyorum. Esnafımıza katkıdır yavrum. Biz çok bir yere de gitmedik. Biraz bugün daha... böyle birazcık daha yemek artı gezme oldu gibi. Evet. Çünkü gastronomi şehri değilse çok fazla yemek yiyecek şey yok aslında. Evet. Çoğu evde yapılıyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Peynirciye gidelim mi? Gidelim mi? Gidelim mi? Eve peynir alıyor musun? Eve peynir alalım mı? Alalım mı? Annenlere falan alırsın. Beni niye ailemle hassas bir noktamdan tuttun? Her gittiğimiz yerden ailemle bir şey gidelim alıyor. De gidelim. Hayır. Mesela atıyorum eve alıyor musun peynir? Bilmiyorum ki. Alıyorum aslında. Alalım. Gidelim ama yani. Of köfteler. Yalnız köfteler geldi. Her çok iyiydi. Bir dakika çağır, ne yapayım? Bitirdin ya onu. Başladık. Abi hiç şey de demiyoruz ya. Kayıttayız, kayıtta değiliz. Öyle şeyler de yok arkadaşlar. Şimdi kayıt akıyor yani böyle. Hep böyle sahneler yakalanmış. Sağ ol çağır ya. Onu hepsini yedin. Aa, bundan bir tane daha alabiliyor muyuz? Evet ya, o çok güzelmiş. Çok güzelmiş gerçekten. O. En iyisini Sivas'taydım bu arada köftenin. Köfteyi beğendim yoksa abarttım mı? Hiç abartmadım. Köfte çok iyiydi. En son sıralamamı güzel, yapacağım. Evet. Zaten videoda yapıyorum. Köfte çok iyiydi bak. Ceyda da çok beğendi. Ben de çok beğendim. Yemin de. Bugüne kadar yediğim abartısız en iyi köfte. Bakın bugüne kadar diyorum. 36 yaşındayım. Oo. Abartısız. Ne diyorsun ya? Yemin ederim. Nedenini söyleyeyim size. İnanılmaz temiz. Çok yumuşak. Yumuşak. Çok iyi bir köfte. Çok iyi bir köfte 2. Bak nasıl sinirlendim. Ben bir şey çok iyiyse sinirleniyorum çünkü. Vallahi bak. Çok iyisin. Sinir yapıyor ama insan da. Çok iyi bir köfte. Anne köftesi tadı ufak. Sanki, şimdi onu diyecektim. Sanki böyle annem yapmış. Fazla şey yok ya böyle içinde. Evet, gerçekten. Vallahi doğru. Tat yok ya. O yüzden çok güzel. Çok özlediğim bir lezzet. Lütfen bak bakayım. Sen de yedin Sivas'ta çünkü. Çok güzel ama karşılaştırıyorsak ben de Sivas'ı. Sivas'ta ben olmadığım için ben karşılaştıramıyorum. Durum 2-2 oluyor Ceyda. Ben de bunu diyorum. 2-2 oluyor. Yediğin en iyi köftelerden biri diyebilir misin dersin? Sivas'taki köfte hayatımda yediğim en değişik köfteydi bir kere. Biftek yiyormuş gibiydim evet. Orada. Bu gerçek bir köfte. Bu bildiğimiz köftenin en güzel hali. Evet. Ev köftesini de andırıyor yani koşu koşu. Abi geçen gün gittiğimiz yerdeki köfte mi bu köfte mi sence? Ha bu. Net bu. Bu mu? Bu. Ama oradaki az orta pişmiş. O bambaşka bir şey. O bambaşkaydı, onu kıyasa sokmadı. Biz gidip orada bence yedik o ya. O bambaşkaydı. Bir de orada yesen aklın çıkar. Şey küçük dedik, kola almamak için kendimi evet, zor tutuyorum şu anda öyle. Gerçekten. Fakat bundan 1,5-2 porsiyon yenir. Çok yaptı çünkü. Senin o zaman favorin bu oldu. Net bitti. Bunu sokak lezzetlerimin, ya. Bak sokak lezzetlerimin Allah Allah zirvesine ya. Koydum yani o sıralamanın önceyi içine. Bak, ilk defa bu böyle görüyorum. Ben de, o yüzden ben hani gerçekten öyle diyorsam öyle olduğu içindir. Ama tabii ki insanın damak zevki bunu herkese göre değişir. Bir de katlarındaki köşemede yapmıştı. Bir de şeydeki makarna, Adana'daki makarna. Bakın sokak lezzetleri gözümden geçiyor. Bayağı da yapmışsın aslında. Pide de çok güzel değil. Köfteni bitirmişsin. Bitirdim. Çok buna güzel. Banmadan bitirdin. O kadar uzak ki gıcık oldum. Baba söyleseydin getirirdik yanına. O zaman ben senin için bir ona da bir şey yapayım. Bence bu köftenin hiç ihtiyacı yok köşelere. Bir dakika. Çok başka bir şey bulmuş olabilirim şu anda. Bak acı ama. Aa. Çok güzelmiş sirkesi. Köfteyle beraber o acı ton... Acı ama. Enfes. İnşallah yolunuz buraya düşer. İnşallah her şeyin daha güzelini siz yiyin. Lan ne güzel yemişiz ya. Evet abi gerçekten hiç yememiş gibi yemişiz ya şurada. Evet ne kadar sanki. Keyifli yemişiz ya. İnşallah da buraya gelirsiniz bakın. O kadar söylüyorum. Bak bana arkadaşım dese ki gel Edirne'ye gidip köfte yiyelim ben gelirim mesela. Öyle beğendim. O kadar beğendim. Mesela gel Edirne ciğer yiyelim. Yok. Yok. Ama benim zevkime hitap ediyor. Gel Edirne menemen yiyelim. Sade menemen. Olur o var yani. Bak gelirim. Sadece menemen. Yok köfte yemeden dönmem. Yok yemeyeceğim. Gelmem. Yok gel diyor sadece. Yolumu düşürürüm gidelim. Kızmam mesela şuraya benim fotoğrafıma. Şöyle bassalar mesela köfte. Şöyle. Bir gün basacaklar bunun fotoğrafını. Sürekli böyle diyor. Neyi? Bunu Antep'te de dedi. Bir gün biri fotoğraf atacak diyorum. Bir köftecide fotoğrafı var böyle yerken. Bir şey de diyemeyeceğiz anladın mı? Basın diyor çünkü. Mesela köfte şöyle. Veririm fotoğrafımı buraya. Yalnız güzelmiş. Merhaba. Porsiyon 100 lira mı demiş? Ceyda başta bana şöyle bir şey söylemişti. Sen buralı... Bazen ben böyle Fırat Albayram'a kitlenmeler yaptım. Evet.
olmayacak mısın diye. Ben buralı olduğuma dair, yani buralılıkla ilgili başka bir bağlantımı öğrendim. Annemden gelen mesaj. Benim okuluma gidin, cadde üzerine kız öğretmen okulu. Eski adı, şimdi ne oldu bilmiyorum. Eski bir manastırdı. Annem burada öğretmen olmuş. Edirne'yle olan bağlantım nasıl çıktı ortaya görüyorsunuz. Evet. Her yeri el avucumun içi gibi buldum. Neden? Tamam. Annemden kalma. Tabii evet buradan ya. Nereye gidiyor bunlar? Nereye gittiğimizi bilmiyorlar. Kendi kendimize burada kalmadık. Saatlerimiz 00.00 gösterirken değerli arkadaşlar. Sakın stres ve panik olmayın. Sükunet ve huzurla her şey yoluna girecek. Bir çay. Bu mesafe beni bozar. Kimseler yanaşmasın. Yalnızlık paylaşılmaz. Cedeyen hatırlarım, o eski dostlukları. Şimdi her ikiyiz ayrı uçta. Kaderini inkar eder. Kimi yerer, kimi över. Her biri ilgi bekler. Aman abi bulaşılmaz. Yalnızlık paylaşılmaz. Herkesle kaynaşılmaz. Hiç mi yalnız kalmadın şu garip dünyada? Ah, o zaman anlarsın. Yalnızlık paylaşılmaz. Yalnızlık paylaşılmaz. Yalnızlık paylaşılmaz. Çok sağ olun. Eyvallah. Aman abi. Dışarı bir sigara. Çok iyi değil mi şarkı ya? Şarkı çok değil mi ya? Ooo, Holi'cim hoş geldin. Hiç mi yalnız kalmadın şu garip dünyada? Ah, o zaman anlarsın. Yalnızlık paylaşır. Şarkıyı bitiremiyorum ya şu an. Yalnızlık paylaşılmaz. Yalnızlık paylaşılmaz. Yalnızlık paylaşılmaz. Yalnızlık paylaşılmaz. Ben sizin her zaman yalnızlığınızı paylaşmak için buradayım değerli arkadaşlar. Takip eden, abone olan herkese çok teşekkür ediyorum.
Abone olan, takip edenler ve Instagram'dan, Twitter'dan takip edenler candır. Takip etmeyenler cancık. Devam edeyim mi diye. Geliyor. Bu tarafta da mekan. Biz de havalı havalı gittik, sonra böyle kaldık orada. Arkadaşlar ben Edirne'deyim, beni takip eder misiniz? Ben söyleyeceğim. Annem yani. Burada okudu Allah'tan ya. Allah'tan mesaj geç geldi. Annem burada okudu. Kızdan da değil. Ha, gel gel. Ay ne güzelmiş çıtırık. Tam var ya böyle habire giymelik, biliyor musun? Bayılırım öyle çıtır çerez şeyler giymeye. Ceyda hayırlı olsun. Çok güzel. İyi beğendin mi? Gerçekten Kapalı Çarşı ya. İstanbul'da Kapalı Çarşı'ya gidelim desem gelmez. Böyle şehirlerde bayılıyor. Gelmez, burada bayılır. Burada da gelmedim ki, denk geldim. Bu peynir Sarın abi. Peynirleri seçtik, tamam alıyoruz. Alıyor. Utku'ya da alacaktım ama o şimdi diyecek. Sen aldın mı Çağrı abi? Peynirini aldım. Yok, bilmem benim. Aldım peynir, aldım. Hatta yumuşak olan, bir de sert olan aldım. Yumuşak olanından biraz da yedim. Sucuk aldın mı? Yok. Sucuk neden almadım lan acaba? Bizim aşağı mahalledeki mandıracı bir abi var diyecek. Bizon sütünden yapıyor, onu çok seviyorum diyecek. Benim canım sıkacak, almıyorum. Ama ben aldım Utku'ya bir tane yarım. Kızar. Kaç gündür bu yolda der, 8 saatte yemem der. Yemez. Öyle mi? Tabii, buzdolabında bekletmeyin der. Ben der videodan gördüm, poşetlerdeydi onlar da, ben yemem der. Tenekesinden çıkacaklar. Tamam yeter kadar abarttın diye. Sen buraya derim yaz. Biz nereye geldik bu arada? Hadi. Buranın adı ne? Edirne Peynircilik Şarküteri. Daha mantıklı bir isim olamaz. Bizim ajanstan arkadaşımızın dayısının yeri bu arada. Amcası. Dayısı. Arkadaşlar ben gözlüğümü köfteciden unuttum. Ceyda'nın bana doğum gününde aldığı gözlük. Yılbaşında almıştım ama olsun. Yılbaşında. Sağlık olsun ya. Sağlık olsun, hediye. Köfteciyi Ceyda arayalım mı, soralım mı? Bir gözlük unutma ihtimalimiz var orada. Müze fişi. Aa, benim müze fişim. Öyle mi? Biri çöktü bu ekipten bu gözlüğü ama kim çöktü? Neden? Bir arkadaş dedi, aldı dedi sizden. Bu benim kendi gözlüğüm. Kendi bence bunu gördüm. Bilemiyorum Çağrı. Bir dakika, bir dakika. Gözlüğü boş ver şimdi. Benim müze fişi kalmış orada. Ya bırak şimdi müze fişini. Bir dakika, ben anlamadım. Göreceğiz. 15 dakika uzaklıktayız. Dönmemiz lazım. Müze fişimi almam lazım ki benim için bu hatıraydı. O müze fişi koleksiyonlarımın arasında. Ya oğlum, şu an benim gözlüğüme biri çökmüş mü? Ben onu anlamadım. Hayır, gözlüğün orada değil. Adam ben kendi gözlüğümü alırken arkadaşınız o aldı bir sandım gözlük demiş. Sen almış olabilir misin? Kendi gözünü çalmış olabilir misin acaba? Torbaya bakar mısın Ceyda? Torbaya mı koymuşsun? Bu konuyu menemenci de tartışsak mı ya? Vallahi doğru. Hala menemen diyor. Alışmadık. Götte dondurmaz derler. Senin ne diyen miydi Ceyda? Evet. Süt be. Çok üzülür Fırat böyle şeylere. Çünkü daha önce aldığım 3 gözlüğü hiç kaybetmemişçesine. Olsun. Canı sağ olsun. Bu arada arkadaşlar, bugün başıma çok ilginç bir olay geldi. Siz pek yakalayamadınız. Şöyle bir ürün buldum. Böyle bir yok ürün artık buldum. Ya. Ya, geç düşüyor ya, fark ettin mi? Geç algılıyorum bak. Sana bakıyorum. Sonra ya, suratına bakıyorum. Köfte yemişiz, tamam mı? Köfte yemişiz. Kalkmış gidiyor. Gözlük orada. Kalkarken dedim alayım. Alırken de mekanın sahibiyle göz göze gelindi ama yani. Şeye çekindim yani. Adama şimdi arayıp sorduk ya, gözlük kalmış orada mı? Sizden bir arkadaş aldı deyince. O adam beni yani yanlış tanımış olabilir, anladın mı? Ona çok canım sıkıldı. Ayıp ediyorsun. Onu nerede saklıyorsunuz? Bu arka cebimdeydi. Üstüne oturacaktım kırmayayım diye. Hemen arka cebimden çıkarttım. Sen almışsın gözlüğü şuraya demek attım ki. Ben aldım da. Adam doğru söylüyormuş demek ki. Adam da ne biçim doğrucu bir adam çıktı o. Benim şu an neye canım sıkıldı biliyor musun? Şu an o adam senin gözlüğünü ne benim çöktüğümü zannediyor evet, olabilir. Evet, bir de öyle zannediyor şu an. Dönelim abi. Allah aşkına dönelim. Ben konuyu anlatmak istiyorum abi. Adam böyle anlatsa ya. Ya bunlar var çok yalnız insanlar. Gözümün önünde ya. En yakın arkadaşı yanımda gözlüğü çaldı gözümün üzerinde. Gözünün oturdu mu peki? Bu ne abi? Mahvetti gözlüğü ya. Gözünün üzerinde yağ var ya. Onun benimle alakası yok. Onun köfteci kocana soracaksın onu. O köfte onu kocana onu yerken kendini kaybettiği için sosa banamadan köfteleri bitirmiş yani. Böyle bir şey olur mu? Doğru söylüyor çünkü telefonum da yağlanmış. Sevgili dostlarım, Edirne'de oturan kardeşlerim, yarın herkes kalkıyor ve
bizim bu videoyu baştan sona izleyip değerlendiriyor. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Çağrı'nın da canlı yayınlarını bekleriz. Twitch kanalı aşağıda var. Yunus el salla. Bu goy goy. Yunus'a da çok selam olsun. Valla 10 numara, Yunus da 10 numara bir çocuk. Makara yaptık yani Yunus'a da. 24 saat o zaten kanalda yapıyor. Teşekkür ediyorum. Instagram'a Instagram'dan da takip ederseniz sevinir, mutlu olur. Aynen, hep diyorsunuz ki haftada bir video diyorsunuz, geri kalan haftada ben ne yapacağım diyorsunuz. Çağrı izleyebilirsiniz işte 6 saat daha ne. Çok teşekkür ederim. Öpüyoruz sizi. Kendinize iyi bakın. Üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Beni indirsene Sade Hoca. Çok iyi video. Aynen. Arka planda üçüncüye dönüyorum. Şey gelirse çok gülerim Çağrı. Kültür Bakanlığı'ndan bu üçlünün müze gezmesini istiyoruz. Bütçeli iş.